Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 8 Eylül Çarşamba Diyarbakır yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Diyarbakır'da 8 koşulu bir programımız olacak. 6'lı ganyanımız 3. koşuya itibaren start alacak. Ben 1. 4'lü ganyan ikili çiftte 7 plase 1. 3'lü ganyanı oynayacak arkadaşlar için tabii ki kendim de deniyorum sevgili dostlar. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçiririz. Herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet, 1. koşu 1. 4'lü ganyamızın başlangıç ayağı 17.45'te bir Maylen koşusu 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 12 İngiliz safkanımızın gerçekten süratli bir koşu bizleri bekliyor. Bakıldığı zaman burada ya üst üste yarış tecrübesi elinde bulunduran bir nolu büyük Alan Bey Yusuf Cengiz de ön tarafa çıkıyor ama ben burada başka bir isime yöneleceğim. Banko olarak bırakacağım. O da kim? Gök Yıldız diyeceğim. Mehmet Ali Aktürk'le o da ilk defa buluştu. Yaptığı ilk koşusunu Elazığ'da 1200 metre kumunda harika bir dereceyle Diyarbakır pistine geliyor. Ben şöyle diyeceğim, yaptığı derece mükemmel bir dereceyle ikincilikte kaldı. Bir nolu safkanımızın da derecesi şartlıkla Diyarbakır'da ya pis, yani şöyle söyleyeyim, artık kumunda mı şeyinde mi ya, dereceye bakıyorum, çok farklı bir dereceyle karşı karşı. Gösteremem sizlere arkadaşlar. Bak, Elazığ'da Gök Yıldız Mehmet Ali Aktürk'le start aldı. Yani start alacak. Hasan Altundağ'la start alıp 1.17.53 1.17.53 unutmayalım. Mesafe aynı Diyarbakır'da 1.26.15. Yani dereceye bakıldığı zaman yani bu iki nolu safkanımız çok çok önde. Yani şöyle kumuna bakıyorum. Kumunda da bir değişiklik yok. Ben Gök Yıldız yanılmazsak yani büyük ihtimalle hem 14 günlük bir aradan sonra tekrar pistlere geliyor. Mehmet Ali Aktürk'te zaten bu Diyarbakır olsun, Elazığ olsun, Urfa'da olsun gerçekten beğendiğim bir jokey arkadaşımızdan biri. Gök Yıldız benim çok çok önde tuttuğum safkan. Banko adayım ve banko olarak bırakacağım. Buna 4 nolu safkanın Miran Bey eşlik edecek ikinciliğe. Ve de 1 nolu safkanımızı da arkasına bağlayarak bir ikili deneyeceğim. İlk nolu Gök Yıldız, bankomuz, arkası 4 ve 1. İkili deneyerek bağlayacağız sevgili dostlar. Burada büyük ihtimalle Altınoğlu Tak Oran Mahmut Ünlü ile kaçıp bitirmeye çalışacak ama yeri olan arkadaşlar ikili için 3. at olarak da 6'yı da bağlayabilirsiniz. Sonlarda yakalanır diye düşünüyorum. Tabii ki benim kafamda koşturduğum koşu böyle netleşeceğini düşünüyorum. Gelip yakalanmaz bir beyaz bayrak aynı yarışı yapar. Tabii ki yanılabiliriz. Ama iki nolu safkanım benim bankomdur. O da önlerde gitmeyi sever. Sevgili dostlar, ilk koşusunda da onu gözlemledik. İki bankomuz, arkasına da 1, 4, 6'yı da bağlayalım. 3 at bağlayalım. Ben yani birinci ikili de çıksa bile gerçekten güzel ikramiye veriyor. Diyarbakır, Urfa, Elazığ olsun sevgili dostlar ikililere tatlı para veriyor. Ben bu 3 atı da bağlayıp öyle deneyelim sevgili dostlar. Evet, ikinci koşumuza geldiğimiz zaman burada da 7 plase ve 1. üçlük ayağımızın başlangıç ayağı olacak. Handikap 16'lı 4 büyük Araplar 2000 metre kumla start oluyor. 14 Arap atımız mücadele verecek. Ekürlerimiz olacak. Bir ekürümüz var. 3 safkanla beraber girmişler. 1 nolu Karaturbo, 2 nolu Makrıköy ve de 14 nolu Kazazede ekür olarak start alacaklar. Evet, burada da bankom olacak. Üst üste yarışını kazanma başarısı gösteren Burak Bektaş'la da iyi bir uyum yakaladılar. O da kim? Bengü Alp. Benim bankomdur. Banko olarak bırakacağım. Elazığ'da 1700'ü kazandı. Arkasından 2000'e çıktı. Handikap 15'e yine kazandı. Burak Bektaş'la ben banko adayım olarak kuponumda yer vereceğim. Çifti olarak da başta 2 önermiştik. Burada da 5. Bankomuz olacak. 2-5'te çifte de deneyebiliriz. Bunun en güçlü adayı sonlarda etkili geleceğini düşündüğüm
Makrugöy kaçacak. Tabii ki başka safkanlar da var da yarışı süratlendirecek. Karaturba da sonlarda etkili atak yapıp kazanmaya çalışacak. Ben ekürler yani bir nolu safkanım Karaturba'yı da arkasına bağlayarak bir ikili deneyeceğim sevgili dostlar. Evet, üçüncü koşumuz handikap 15 bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler 1700 metre kumla start alıyor. Altılı gayrımızın başlangıç ayağı 14 İngiliz safkanımızda mücadele verecek. Evet, Pamela gerçekten artık kendini buldu sevgili dostlar. Üst üste yaptığı koşuları üçünde kazanma başarısı gösterdi. 1800'e çıktı, kazandı. Ondan önce 1900'ü kazandı. Arkasında yani yine 1900'ü kazanma başarısı gösterdi. Pamela Galip Kılıç'la gerçekten iyi bir uyum yakaladılar. Yine kazanmanın en güçlü adaylarından görüyorum ben. İlk şansı Pamela diyeceğim. İkinci atım 100 atlı sevgili dostlar. Olacak 5 nolu safkanız Ferit Yardımcı'yla ve de 3 nolu safkanın Trustable'ı İsa Katar'la dikkat diyeceğim. O da son koşun Diyarbakır 2000'i kazanma başarısı göstermişti. Yani bu 4-5-3 çok çok önde. Bu yeterli gibi duruyor sevgili dostlar. Ama iki tane de sürpriz safkanım var. Değerlendirmek sizin elinize. Ben yer vereceğim. Ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar. 4-5-3 yeterli gibi görünüyor. Sürpriz hanesinde 7 nolu safkanımız olacak Alişan Bağır'la ve de 14 nolu safkanım Gürsunan diyeceğim. Bomboş kilo Mehmet Parlak'la start alıyor. Yaptığı iki koşusu da Diyarbakır'da ve Elazığ'da 1604. son koşusunda yine şartlı 3'te mücadele ederek pistten bir dördüncülük çıkarttı. O da kimin arkasında? Hemen göstereyim. Trustable'ın arkasında 106 ile de beraber koşmuştu. 106 ikinci olmuştu. Gürsoğan o zaman pistten bir dördüncülük çıkartmıştı. Tatminkar bir dördüncülük. 14'e de yönelebilirsiniz. Sıralamam 4-5-3 yeterli geliyor sevgili dostlar. Ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar. Sonra daha büyüttüğümüz zaman 7 ile 14'e de dikkat diyeceğim. Ben yarın kuponumda bu iki safkana da şans vereceğim. Evet, dördüncü koşumuz şartlı 3-1 koşu. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kumla start oluyor. Beşlik ayağımızın da başlangıç ayağı olacak. 14 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz olacak. 1 nolu Özdemir Bey ile 12 nolu Önder Ye ekürü olarak start oluyor. Gerçekten zor bir koşu olarak gözlemledim. Sürpriz açık bir koşu olarak nitelendireceğim bir koşulardan biri sevgili dostlar. Hem mesafenin kısa oluşu burada sürprize açık olarak görüyorum. Burada ben ilk şanslı safkanım Demir Baş diyeceğim ben İsa Katar'la. Yani derecesiz son koşusunu 5. olarak pistten ayrılsa da mutlaka kuponlarımıza yer olması gereken bir safkanlardan biri. Sonra 3 nolu Bay Rossi diyeceğiz Galip Kılıç'la. Sonradan 4 nolu safkanımız Cihane Bedel. 2 nolu safkanımız Ağa Batur. 1 nolu safkanımız Özdemir Bey ekürler. Vedat Kızmaz 60 kilo olduğu bizleri aldatmasın sevgili dostlar. Yaptığı 2 koşusu da Adana'da 1400'de. Şimdi Urfa'da da yani Doğu illerinde de etkili koşulara sahip bir safkanım. Diyarbakır'a geliyor 92 günlük aradan sonra. Bir sürpriz yapabilir. Bire de şans verelim. Sonradan 11 nolu Akın Şah diyeceğiz Ferit Yardımcı'yla. Ve de son olarak da 13 nolu safkanımıza Ak Diamond'a da Adem Şenbahar'la dikkat çekilmesi gereken safkanlardan biri olarak nitelendirdim sevgili dostlar. Yani sıralamam 8-3-4-2-1-11 ve 13 nolu safkanlar olacak. Evet, 5. koşumuz kısa vade 6 bir koşu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü koşusu olacak. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kumla start oluyor. 2. dörtlü gayrımızın da başlangıç ayağı 13 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Burada da bir ekürümüz var. 5 King Ayhan ve de 10 nolu safkanımız ekür olarak start alıyor. Evet, burada sıralamam Hibiscus diyeceğim ben. Caner Tepe ile ilk şansı ben ona vereceğim. Yaptığı son koşusunda bir 8.lik elde etse de Elazığ'da açık 3'te 1900'de. Yani bunu göz ardı etmiyorum. Çünkü çok çok etkili koşulara sahip olan bir Yonogusko temsilcisi olan Caner Tepe ile de çok etkili bir koşu gelecektir. İlk şansı ona vereceğim.
İkinci hatım Yerinoğlu Sakkal'ımız, Star'ın oğlu diyeceğiz Necmi Altın'la. Necmi atı da çok iyi turnu. Bir kere kazanma başarısı gösterdi. Ondan önce koşu son koşulları kısa vadeli 2000 ve de şartlı 5'te bir mücadelesi vardı. 1600'e güzel tatminkar ikinciliklere sahip. Bu ikinciliklerine son verebileceğini düşündüğüm bir safkanlardan biri. Yeri ile göz ardı etmeyelim. Sonradan 3 nolu Regmun Ast Rum diyeceğiz. Yaptığı üst üste koşularda galibiyetle ayrıldı. 2000'i kazandı. Elazığ'da şartlı 5'i kazandı. O da Star'ın oğluyla beraber koşmuşlardı. Onu da geri planda Salise ile geçme başarısı gösterdi. Bu iki koşusunda da 3'e de bir şans vermek doğru olacaktır Halil Paralılar'la. Sonradan 6 nolu Safkan'ın küçük zamanı, 4 nolu Safkan'ın Bayrotçu, 5 nolu Safkan'ımız King Ayan, 10 nolu Safkan'ımız da Ekürü. Ters bir yarış gelebilir. Sonradan yeri olan arkadaşlar 1 ve 2'ye de dikkat diyeceğim ben sevgili dostlar bu koşu için. 8, 7, 3, 6, 4, 5 yeterli gibi görünüyor. Sonlarda yani 1 ile 2'ye de yer olan arkadaşlar değerlendirebilir. Ben yarın kuponumda bu iki safkana da yer vereceğim. Evet, 6. koşumuz bir maiden koşusu. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start alacak. 12 İngiliz safkanımızın zevkli mücadelesi yine bizleri bekliyor. 2. üçlük ayarımızın da başlangıç ayağı olacak. Evet, bakıldığında ben burada gökyüzü Abdullah Çankaya ile yaptığı iki koşusunda biri beşincilik Elazığ'da, arkasından yine Elazığ'da bir üçüncülük elde etti 1200 metre kumunda. Şimdi Diyarbakır pistine geliyor. Yani büyük ihtimalle yarın birinci at çıkacağını düşünüyorum. Ama benim burada ilk safkanım Adem Şambar'la start alacak olan, 5 kere de beraber koştular. Pistten hep üst üste ikincilik, son koşusunda bir üçüncülük elde etti. O da Diyarbakır pistine tekrar, yani Diyarbakır pistine tekrar dediğime bakmayın arkadaşlar. İlk defa gelecek olan Lady Hira benim çok çok önde tuttuğum bir safkan. Yani ufak şablon oynayacak arkadaşlar. 9'a yönelebilir Adem Şambar'la. Kazanmasını beklediğim safkanlardan biri. Çok etkili koşu çıkartmasını beklediğim safkanlardan biri. Buna ciddi rakipleri tabii ki demin de anlattığım 8 nolu Gökyüzü ve 7 nolu Akışlar Diyarı. O da ilk startında Elazığ'da 1200'de bir üçüncülük elde etti. O da Diyarbakır'a ilk defa geliyor. Fesi Çetinbaş'la start alacak Aprant arkadaşımıza. Yani bu iki safkanda yani devreye girebilir. Yani 3 atla da geçebilirsiniz. Bütçemize göre yer verecek arkadaşlar. 8'de 7'ye de yönelebilir. Ama benim 9 nolu Lady Hira çok çok önde tutuyorum sevgili dostlar. Kazanması benim için normal sonuç olacak. Daha da büyük oynayacak arkadaşlar. 8'de 7'ye de göz ardı etmeyebilirler. Evet, 7. koşu handikap 14 bir koşu. 3 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alıyor. 9 Arap atımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. Evet, burada da kuponumda ben 4 safkana yöneleceğim. Onlar da kimler? 7 nolu Noktacı. Necmi Altın'la ilk çıktığı yarışta güzel bir birincilik elde etti. Diyarbakır'da yine aynı Diyarbakır'da start alacak olan, mesafe de aynı. Etkili bir koşu yine gelecektir. Noktacı benim ilk şanslı safkanım. İkinci atım 4 nolu Kral Dilşat diyeceğiz Burak Bektaş'la. O da son koşusunu kazanarak güzel bir form yakaladı. O da Diyarbakır'da 1200'de bu mesafede etkili bir koşu çıkartarak o da Maiden'e veda etme başarısı göstermişti. İkinci şans safkanım 4. Ve de üçüncü olarak Aktaş'ın Gülü diyeceğiz Adem Şambar'la. Yaptığı son koşusu bir 8'incilik olduğu bizleri aldatmasın sevgili dostlar. Mutlaka mutlaka kuponlarımıza bir yerinde olması gereken bir nolu Aktaş'ın Gülü'ne de dikkat diyeceğim. Ve de burada sürpriz arayacak arkadaşlar için hiç yabana atılmayacak bir safkan var. Onu da ben kuponumda yarın yer vereceğim. O da iki nolu safkanımız Yusuf Cengiz'le start alıyor. Yaptığı son 3 koşusu bir 6'ncılıklar bizi aldatmasın. Etkili bir performans mutlaka gelecektir. Şimşek'in oğlu gibi iyi bir orijine sahip olduğunu düşündüğüm 2'yi de göz ardı etmeyeceğim. Sıralamam 7, 4, 1 ve 2 nolu safkanlar olacak. Evet, 8. koşumuz 6'lı ayağımızın da son ayağına
tekabül eden bir koşu. Kapanış koşumuz şartlı 5, bir mücadele. 4 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start oluyor. 16 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ekürlerimiz olacak. 2 nolu Aldırmaz, 12 nolu Çekeçek, 10 nolu Baba Necdet ve de 16 nolu Urfa Kralı ekür olarak start alacaklar. Evet, ben burada pardon arkadaşlar, bir türlü şu hastalığı atamadım, yani garibim sevgili dostlar. Yani yavaş yavaş toparladık diyoruz, bir dışarı çıkıyoruz ediyoruz, biraz işlerimiz oluyor. Havalar da sert esiyor, rüzgar, havalar da soğuk, soğumaya başladı. Hemen yine gribi yakalanıyoruz. O yüzden böyle sık sık öksürüyorum, özür diliyorum herkesten. Evet, ben burada bakıldığı zaman ben çok sürpriz bir isim önereceğim. Böyle kenara çekileceğim. Yarın ben bunu riske alacağım sevgili dostlar. Kazanmasını bekleyeceğim. Benim banko adayım olacak. O da kim? 10 nolu Baba Necdet sevgili dostlar. 160 günlük bir aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Yusuf Cengiz'de de ben çok etkili bir koşu gelecektir. Yani bu grubu geçmesini bekliyorum sevgili dostlar. Benim çok çok riskli bir banko adayımdır. Böyle banko olarak bırakacağım, deneyeceğim. Bunları her seferinde ben deniyorum. Bazı arkadaşlar diyor, abi favori veriyorsun, banko atıyorsun. Kocaeli'de bunu yaşadık zaten sevgili dostlar. Bir nolu safkanımızda bankodaki 18 ganyanına. Bu da neden olmasın Baba Necdet. Güveniyorum. Bir toşur yavrusu. Ekürüsü de iyi. Ben yani gelirse çok sürpriz bir ganyanına altılığımızı tamamlamış oluruz. 10 nolu Baba Necdet. Benim yarın Diyarbakır koşusunda altılı ganyanımızın son ayında banko adayım ve de banko olarak bırakacağım. Gerisini de size bırakacağım sevgili dostlar. Evet, Bursa'dan aktaracağım. Diyarbakır şablonum da buydu sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarı severlere, herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Tuttuğunuz atlar ganyan, yazdığınız atlar ganyan olsun sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.